Herkese merhaba. Bugün size başka bir şey araştırırken karşıma çıkan ve merak edip okuduğum bir şiirden bahsetmek istiyorum. 14. yüzyılda Güney Almanya ve Avusturya civarında yazılmış uzunca bir şiir bu. Fransa Kraliçesi adı da. Normal şartlarda ben geç orta çağa çalışan bir insan değilim. Genellikle erken orta çağa çalışmayı tercih ediyorum. O dönemi daha çok seviyorum. Ama alan itibariyle elbette ki araştırdığımız konularda karşımıza geç orta çağ ile ilgili şeyler de çıkabiliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Enteresan geldi bana. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Şimdi biz normalde orta çağ Avrupa'sının üst sınıfları için ihanetin yaygın olduğunu biliriz. Namusun çok da önemsenmediğini, dürüstlüğün çok takdir edilmediğini yazar genellikle örnekler. Ama bu örnek tam tersini söylüyor bize. Dürüstlüğün ne kadar önemli olduğunu, sabretmenin, bir kadının iffetinin ne kadar önemli olduğunu söylüyor bize. Benim hoşuma gitti, o yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Dediğim gibi 14. yüzyılda yazılmış bir şiir bu. 24 el yazmasında günümüze gelmiş. Yazarın adı dışında bildiğimiz bir şey yok bununla ilgili. Dramatik bir hikayeden bahsediyor. Almanca ile yazılmış ama tabii ben İngilizcesinden okudum bunu, İngilizce çevirisinden okudum. Uzunca, manzum bir eser, dediğim gibi şiir. Kafiyeli beyitlerden oluşuyor. Tabii ki aynı dönemde 14. yüzyılda bu tip eserler yazılmış ama bu diğerlerine göre çok daha uzun. Burada sürekli vurgulanan bir şey var, onurlu olmak. Onuru kaybedebilirsiniz, onurunuzu tekrar kazanabilirsiniz. Ama sabırlı olmanız gerekir, dürüst olmanız gerekir, erdemli olmanız gerekir. İyi bir eş nasıl olması gerekir sorusuna da aslında cevap veriyor bu hikaye. Dürüst olmanız gerekir çünkü er ya da geç kazanırsınız diyor aslında. Hikaye şöyle, kral ve kraliçe birlikteler ve kraliçe hamile. O dönemde kraliçeye kralın güvenlik şefi diyebileceğimiz, yani güvenliğinden sorumlu kişilerin başında duran, onların liderleri olan şefi farklı duygular besliyor ve kraliçeye olan aşkını açıklıyor ama karşılık bulamıyor. Kraliçe kesinlikle ona karşılık vermiyor ve adam korkuyor, eğer kraliçe bunu krala açıklarsa ben her şeyimi kaybederim diye düşünüyor. Bunun tek çaresi olarak da kraliçenin ölmesi gerektiğini düşünüyor. Bir plan yapıyor. Kral alışkın olduğu üzere her sabah erkenden kalkıyor, ava gidiyor. Kral ava gittikten sonra uyuyan kraliçenin yanına saraydaki cücelerden bir tanesini alıyor ve yatırıyor. İşte yüzünü kraliçenin yüzüne doğru çeviriyor. Kraliçe uyanmıyor bu sırada. Hemen kralın yanına gidiyor. Av yaptığı yeri biliyor ve karısının zina yaptığını anlatıyor ona. Kral bunu duyunca hemen tabii saraya geri dönüyor ve karısıyla cüceyi aynı yatakta görüyor. Ve karısının onu gerçekten aldattığını zannediyor. Tabii çok sinirleniyor, bağırıyor, çağırıyor. Kraliçe bu sırada uyanıyor ve ne olduğunu anlamıyor, anlam veremiyor. Böyle bir şeyin kendisine yakıştırılmış olmasına da anlam veremiyor. Ama ikna edemiyor kralı tabii ki de. Ve kral ve bunun çok büyük bir suç olduğunu ve kesinlikle öldürülmesi gerektiğini düşünüyor. Kazıkla yakılsın diye karar veriyor. Ama o sırada kralın kız kardeşinin oğlu Avusturya dükü Leopold araya giriyor. Ve kraliçenin böyle bir şey yapmayacağını, bu işte bir iş olduğunu söylüyor. Aynı zamanda kralı şöyle ikna ediyor. Kraliçe hamile ve sana varis doğuracak. Kral da o zaman tamam, o zaman çocuğu doğurana kadar yaşasın, sonra kazıkta yakılacak diyor. Hiçbir suç bu kadar büyük değildir diyor. Ve Avusturya dükü onu soylu bir şövalyeye teslim ediyor, kraliçeyi. Diyor ki bu kraliçeye eşlik edeceksin ve benim ülkeme onu götüreceksin sağ salim. Giderlerken yolda tabii güvenlik şefi bunu duyuyor bu olayı, gizlice gidiyor ve şövalyeyi öldürüyor ormanlık alanda. Kraliçe de ormanın içlerine bir yere kaçıyor. Birkaç gün otlarla, yapraklarla besleniyor. Uzun bir süre yürüyor. Sonra bir adamla karşılaşıyor. Çok fakir bir adam, erdemli bir adam, odun kırıyor. Ve ona sığınıyor. Diyor ki işte yanındaki bu 5 altın parayı al, çok yakındaki Paris şehrine git ve oradan iğne, iplik, makas al getir bana diyor. Ben iğne işi yapacağım, sen de bunu şehirde satacaksın. Gelecek, biz de burada geçineceğiz seninle birlikte, ben de burada kalacağım diyor. Hamile olan kraliçe o sırada doğum da yapıyor ve bir oğul doğuruyor, bir varis doğuruyor aslında. Krala bir varis doğuruyor. Bu sırada güvenlik şefi tabii şövalyeyi öldürmüş ama cesedini yok etmemiş. Ormanda kalmış ve şövalyenin de bir köpeği var, onu çok seven bir köpeği. Köpek onun cesedini buluyor, kokluyor ve orada güvenlik şefinin kokusunu alıyor. Sonra bu kişilerin, işte sözü geçen kişilerin toplantı yaptıkları büyük salona doğru gidiyor ve sadece orada güvenlik şefini ısırıyor, bir ekmek alıyor ve cesedin başına dönüyor. Bunu defalarca yapıyor. Sürekli gidiyor, sadece güvenlik şefini ısırıyor, bir tane ekmek alıyor ve tekrar cesedin başına koşuyor. Bu Avusturya dükü, yeğen olan, bundan şüpheleniyor. Neden köpek sadece bir kişiye saldırıyor diye. Köpeği takip ediyor ve cesedi buluyor. Güvenlik şefi de tabii durumu fark ediyor ve köpeği öldürmek için bir plan yapıyor. Köpek salona girdi.
dedikten sonra salonun kapılarını kapattırıyor kaçamasın diye. Yine köpek orada tabii onu ısırıyor ama kaçamıyor. Kaçamayınca tabii kral çok sinirleniyor köpeğin böyle bir şey yapmış olmasına ve ölmesine emrediyor. Öldürülsün köpek diye. Köpek de hemen bu Avusturya dükünün kucağına atlıyor. Dük diyor ki bu köpeğin işte efendisi öldürüldü ve katili ortaya çıkarmak istiyor. Ve gelip sadece bu kişiyi ısırıyor. O yüzden bu güvenlik şefiyle köpek düello yapsın. Köpek dövüşerek yargılanmak istiyor diyor. Bu hikaye bize Orta Çağ'daki bir yargılanma usulünü de veriyor. Bir düelloyu veriyor. Bu bir yargılanma usulüydü, evet. Çünkü Tanrı masum olanı koruyacaktı. Buna inanıyorlardı. Dolayısıyla ölen kişi ya da yenilen kişi suçlu olacaktı. Bu Orta Çağ'da yapılan bir şeydir. Ama bir köpekle bir insan arasında yapıldığını şahsen ben görmedim. Burada böyle bir örnekle karşılaşıyoruz. Evet de ki bu bir gerçek değildir. Gerçek olmayabilir. Böyle bir şey hiç olmamış olabilir elbette ki. Ama bize düellonun o dönemde bir yargılama usulü olarak kullanıldığının örneğini verir. O yüzden de önemlidir. Adama kalınca bir sopa veriyorlar. Köpek dişlerini kullanacak. Ve köpek defalarca adamı ısırıyor. Her yerinden kanlar fışkırıyor adamın ve adam çok acı çekmeye başlayınca elini kaldırıyor ve suçunu itiraf ediyor. Dursun artık bu eziyet diye. Kral da köpeğin çekilmesini emrediyor. Köpeği alıyorlar adamın üzerinden. Ve adam krala her şeyi itiraf ediyor. Yaptığını, kraliçeye yaptıklarını itiraf edince kral ağlamaya başlıyor. Çok böyle ciddi bir şekilde ağlamaya başlıyor ve adamın tüm uzuvlarının kırılması emrini veriyor. Bir infaz çarkı hazırlanıyor ve işkence başlıyor. Bu da mesela hikayede bize verilen bir örnek. O dönemdeki işkencelere bir örnek. Bir çark, yuvarlak bir çarktır, bir tekerlektir bu işkence tekerleği. Kişi buna bacakları ve kolları ayrı bir şekilde bağlanır. Çark dönerek burada ona işkence yapılır. 3,5 yıl boyunca ülkenin her yerine adamlar gönderiyor. Kral kraliçeyi arıyor ama bir türlü bulamıyor kraliçeyi. Kraliçe zaten ormanda bir kulübede yaşıyor. Bulması çok zor. Sonunda şöyle keşfediliyor kraliçe. Tüccarlık yapan bir kadın bu kraliçenin işlediği iğne işlerindeki zarafeti fark ediyor. Satıldığı yerde karşılaşıyor. Diyor ki bunu normal bir insan yapamaz. Bunu ancak bir kraliçe işleyebilir. Gidiyor krala söylüyor, durumu anlatıyor. İşte kral geliyor adamla görüşüyor ve zar zor adamdan öğreniyor doğruyu. Kraliçenin orada olduğunu öğreniyor. Ve gidiyor. Kraliçe tabii önce kaçıyor, onu öldüreceğini düşünüyor çünkü. Ama sonra barışıyorlar. Bu arada kraliçe saçlarını kısacık kesmiş ve gri bir cübbe giymiş durumda. Yani oranın ortamına ayak uydurmuş durumda. Yanında kaldığı adam da ona çok iyi davranmış. Son derece erdemli, iffetli bir adammış, namuslu bir adammış. Ona hiç dokunmamış. Kardeşçe bir şekilde yaşamışlar. Tabii adam ödüllendiriliyor. Kendisine kaleler, köyler veriliyor. Ve sonra kraliçe oğlunu da alıp saraya geri dönüyor. Kralla birlikte yaşamaya devam ediyorlar. Şimdi bu hikayede sürekli vurgulandığını gördüğümüz şey onurlu olmak. Dürüst olmak, sabırlı olmak, iyi bir eşin nasıl olması gerektiği. Evet bu üst sınıfa dair bir örnektir ama normal şartlarda da bir eşin nasıl dürüst olması gerektiğini bu örnek bize çok güzel anlatıyor. Ve Orta Çağ'a dair bir örnek olduğu için de benim ilgimi çekti. Özellikle okudum, çevirdim ve size anlatmak istedim. Görüşmek üzere.